aç kapıyı. İffet, açana kadar burada bekleyeceğim. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun sen burada? Sana ne? Ne demek sana? Surlarda sen bana ne demeye çalıştın? Hiçbir şey. Bu kıyafetleri niye giydin İffet? Sana hesap mı vereceğim? Defol git buradan. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İffet, ne yapıyorsun burada? Kendine bir şey yapmaya mı kalkıyorsun sen? Hı? Niye öyle bir şey yapayım ki? Kocamı bekliyorum. Senden uzakta romantik bir gece geçireceğiz. Şimdi git buradan. Gitmezsen resepsiyona haber vereceğim. Ne halin varsa gör. İstersen gebert kendini. Merak etme. Dediğin gibi olacak. Kazandınız işte. Ben kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim. Namusumu, gururumu, bebeğimi. Her şeyimi kaybettim ben. Yetmedi, suçladınız. Güçsüz, korkak, ahlaksız dediniz bana. Niye ha? Ben bunları hak edecek ne yaptım size? Sadece çok sevdim. Kendimi bildim bileli. Sadece seni. Ama sen beni öldürdün. Şimdi niye kurtarmak istiyorsun ki? Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Gel buraya güzel gülüşlerim. Artık çok geç. Hiçbir şey için geç değil İffet. Yaklaşma. Sakin ol. Her şey düzelecek, söz veriyorum sana. Cemil, beni sakın unutma. İffet dur. Bak beni dinle bir saniye. Bitecek. Bütün acılar bitecek. Bütün acılar bitecek. Ben beceriksiz adamın tekiyim. Beş para etmez adamın biri için mi öldüreceksin kendine? Ben hiçbir altı beceremedim İffet. Sevdiğim kadının elinden bile tutamadım. Asıl ölmesi gereken benim. Eğer sen kendini atarsan, ben de kendimi atarım. Birlikte ölürüz. Cemil, git buradan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Artık inanmıyorum sana. Daha fazla kandıramayacaksın beni. Daha fazla acı çektiremeyeceksin. Daha fazla aşağılayamayacaksın. Hepsi yalandı İffet. Ben sadece seni sevdim, anlıyor musun? Sırf sen o adamı tercih ettin diye yaptım bunları.
Sen yoksan, kimse bana sen gibi sarılmayacaksa. Cemil, bana söz ver. Beni bir daha hiç bırakmayacaksın. Seni ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım ben. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Yemin olsun. Alıp seni götüreceğim buralardan. Her şeyi eskiden hayal ettiğin gibi yaşayacaksın. Keşke her şey o kadar kolay olsa. Biz istedikten sonra ben her şeyi halledeceğim. Göreceksin. Zaman dursa, böylece kalsa. Neden bu kadar korkuyorsun? Hı? O adamdan mı? O yüzden mi surlarda bana o kadar yalan söyledin? Hı? Niye beni sevmediğine inandırmak için o kadar uğraştın sen? Nasıl tutacaksın beni? Böyle tehditler savurarak mı? He? Ben zaten cehennem hayatı yaşıyorum. Daha nasıl kötü olabilir ki? Daha kötüsü ne? İstersen öldür beni, umurumda bile değil. Seni değil güzel karım. Cemil'i öldür. Ben kimseden korkmuyorum. Bir garip davranıyorsun İffet. Bilmediğim bir şeyler var belli. Hadi söyle bana. Söyle bana halledeyim her şeyi. Kafam karışıktı. Mücadele edecek gücüm yoktu. O an öyle yaptım. Ben herkes için iyi olacak diye düşündüm. Beceremedim. Halledeceğiz her şeyi. Biz birlikte olduktan sonra. Merak etme. Keşke her şey bu kadar kolay olsa.
Cemil. Biz nasıl birlikte olacağız? İkimiz de evliyiz. Umurumda değil. Seni kaybediyordum bu gece. Canına kıyıyordum. Bu gece her şeyi halledeceğim. Annemi de alıp çıkacağım o evden İffet'e. Cemil olmaz. Ne demek olmaz? Sen beni istemiyor musun? Ben seni her şeyden çok istiyorum. O zaman... Efendim Nimet. Alo abla. Babam iyi değil. Biz hastanedeyiz. Sakin ol Nimet. Ne işiniz var hastanede? Ne oldu babama? Bilmiyorum ki. Dönmüşler mi ne? Eve geldi. Kanlar içindeydi. Nasıl durumu? Nerede şimdi? İçeride. Abla, doktorlar müdahale ediyor. Ne olur çabuk gel. Tamam canım. Hemen çıkıyorum. Sen sakin ol. Tamam ya. Bitmedi daha. Yeter. Bırakın da çıkayım ben. Sakin olun. Daha dikiş atmayı bitirmedim. Daha sonra doktor beyin dediği gibi tomografiniz çekilecek. Ben bir şey istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Onu doktor beye söyleyin. Var ya, siz adamı zoraki hasta yaparsınız ha. Geldim canım. Her şey yoluna girecek. Tamam. Tamam ablacığım. Bunun ne işi var burada? Babam nerede şimdi? Tomografi mi ne çekilecekmiş? Tomografi mi? Niye? Bilmiyorum. Kafaya darbe aldıysa normal. Alo. Merhaba Nimet, nasılsın? İyiyim ben işte. İffet'i aramıştım ama ulaşamadım. Acaba yanında mı senin? Yanımda, vereyim. Efendim Aliysa. İffet, ne zaman geleceksin? Aydın'ı yollayıp seni aldırayım mı? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Neredesin sen İffet? Hastanedeyim. Babam bir kaza geçirdi. Ne oldu? Hangi hastanedesiniz? Ali, sen gelmene gerek yok. İffet, neredesin sen? Balat Devlet Hastanesi. Ne oldu? Cemil. Ali, sen buraya geliyor. Gitmen gerek. Hiçbir yere gitmiyorum. Cemil, ne olur. Ne olur git. İffet, bundan sonra asla seni bırakmayacağım. Anlamıyor musun? Ben sana bırak demiyorum ki. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Önce sorunlarımızı çözmemiz gerek. Beraber hallederiz işte İffet. Cemil. Nil var. Annen var. Kadıncağızı oradan oraya daha ne kadar taşıyacaksın? Başkalarına sorun yaratarak birlikte olamayız. Bu iş o kadar da kolay değil işte. Biliyorum. Senden sadece zaman istiyorum. Ne olur dediğimi yap Cemil. Cemil, ne olur. Sadece sorunları halledene kadar. Ondan sonra kimse senden beni uzak tutamaz. Merak etme. Seni üzülme yeter ki. Hadi. Cemil'le ne yapıyorsun abla? Hiçbir şey.
Niye geldi o zaman? Sadece beni getirmeye geldi, o kadar. Baba, iyi misin? Nasılsın? Ben iyiyim. Bıraksalar eve gideceğim. Amca gidemezsin dedik ya. Bırakmaz doktor bey. Tomografiye bakacak daha. Ay sizin tomografinizi. Tamam baba, sakin ol. Ağrınsızın var mı baba? Yok. Sen de üstüme düşme o kadar. Nasıl oldu böyle bir şey? Kim yapar böyle bir şey baba? Kimse bir şey yapmadı. Bir rahat bırakın insanı ya. Merhaba Ahmet Bey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Boşuna yorulmuşsun. Ben iyiyim. Birazdan çıkarırlar, eve giderim. Nasıl oldu? Bir kaza mı? Onun gibi bir şey. Tomografi sonuçlarını bekliyoruz. Umarım bir şey çıkmaz. Umarım. Merhabalar. Merhaba doktor. Ahmet Bey, tomografinize bir sorun gözükmüyor. Yani onu çıkartabilir miyiz bugün? Evde takibine devam edilsin. Bir iki gün içinde şiddeti giderek artan bir baş ağrısı olursa, kusar, uyur ve uyandırılamazsa, vücudunun bir yanında uyuşukluk, güçsüzlük gibi bir takım bulgular gelişirse hemen hastaneye getireceksiniz. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ya çekin elinizi. Sakat mıyım ben? Kendi işimi kendim hallederim. Ben bu akşam babamlarda kalsam. Tabii ki. Yok, sen evine git. Baba, doktoru duymadın mı? Duydum, sağır değilim ben. Baksana adam sapasağlamsın dedi. Bari eve bırakalım. Tabii ki İffet. Hadi buyurun, gelin. Bizi izlediğine göre ona izlemeye değer bir şeyler verelim öyleyse. Hı? Ben biraz adamla konuşacağım. Kızım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Halacığım, babam küçük bir kaza geçirdi ama önemli değil, şimdi evde. Ne kazası? Nasıl olmuş kızım? Niye bana haber vermedin daha önce? Nimet nasıl baş edecek tek başına? Hemen ben onun yanına gideyim. Yok hala, kimseyi istemiyor. Yarın sabah beraber gideriz. Bak, görüyor musun başımıza geleni? Bir bu eksikti yani. Sen üzülme halacığım. Şimdi durumu iyi. Evde. Yarın sabah erkenden gideriz. Gözlerinle görürsün, için rahat eder ha? İnşallah. İnşallah be kızım. O herifin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Cemil, ne olur sakin ol. Birisi duyacak. Duyarsa duysun. Anlaşmıştık. Her şey hallolana kadar bekleyecektik. Olmuyormuş işte, anlıyor musun? Olmuyormuş. Bu herif sana dokundukça elini kırmak istiyorum. Onun istediği de buydu işte.
Seni gördüğü için öyle davrandı. Seni delirtmek için. Oldu işte. İşe yaradı. İffet, gidelim bu evden. Cemil, hani beni üzmemek için her şeyi yapardın? Sen beni anlamıyor musun? Şimdi o adamın yanına gidip aynı yatakta yatacağını düşünmek bile beni delirtiyor. Güven bana. Güveniyorum ama... Aması maması yok Cemil. Bana dokunamayacak, söz veriyorum. Elimde değil. Cemil, ne olur yapma, gitmem gerek. Cemil, ne olur. Daha fazla sorun yaşamak istemiyorum. Ne olur. Her şey senin için. Seni sevdiğim için. Emine. Bana bir çay getirir misin? Tabii efendim. Şimdi.